Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Müslüman doğrumuz soraptır. Pire kol vermek doğru mu deyiptir. Bu Müslüman doğrular mühüm ve gerekli soruların biri, bilmeli zatlarımızın biri. Çünkü halkımızın içinde pire kol vermeli, pire kol vermeyenin pir şeytandır, boşuna benzeş düşünceni yayra diyenler var. Bu sorunun Müslüman doğanlar doğru cevabını düşünmek için kol vermek ne demek ve İslam'da kime ve ne için kol verilibdir, şunu ilk bilmeli. Kol vermek sözünün asli Müslüman doğanlar Arapçadaki bey'atun, bey'a sözünden alınan. Bey'a Türkmençede kasam içmek, kasam vermek diyen manini anladıya. Orsçada bey'a manisi prisyaga. Türkler Türkçede biat diyorlar. Biat şol Arapçadaki bey'a'dan alınan. Yani kasam içmek, kasam vermek, vaadalaşmak, orsların dişel pırsiyaga, neşul manisi. Kol vermek sözünün aslı Müslüman doğunur, şu sözden alınan. Bey'a sözünden alıp, şuna manide söz hükümünü kol vermek deyip ulanıyorlar. İslam'da Müslüman doğunur kime ve ne için kol veriliptir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diri vakti Müslümanlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme bey'at ediptirler, yani kol veriptirler. Müslüman erkekler ve Müslüman bulan zinanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip bey'at veriptirler, yani kol veriptirler, kasam veriptirler. Müslüman bolluk Allah ve Resulünün sözünden çıkacak değil deyip erkekler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutup bey'at ediptirler. Zinanlar olsa dillen sözden aydıptırlar. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zinanların sözlü beyatlarını, kasamlarını kabul ediptir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Peygamberdi ve şol bir vaktin özünde Müslümanların baş tutunudu. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kim Müslümanların devlet baş tutunu bolsa şuna beyat ediliptir, şuna kol veriliptir. Misal üçün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den son, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaydından son, Müslümanların halifesi, yani baş tutanı Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh bolya. Ve Müslümanlar Ebu Bekir radiyallahu anh'a bey'at ediyorlar, yani kol veriyorlar. İslam'daki Müslümanlar bey'atın kol vermenin aslı şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaydından sonra Müslümanlar dine, Müslüman devlet baş tutanlarına bey'at ediptirler, kol veriptirler. Ondan başka birinin çıkıp isle pir olsun, şeyh olsun insanları özüne çağırıp özüne kol verdirmeyi, bey'at ettirmeyi doğru değiller Müslüman doğanlar. Ama yankı gururunu kim tapıya? Pire kol vermeli. Koşuna mendeş gururunları kim tapıya? Pire kol vermeli diyen yorulgan tapan Müslüman doğanlar bidgatçı sopulardır, bidgatçı tarikatçılardır. Olar pire kol vermeli diyeler. Hatta pire kol vermedin pir şeytanır diyeler. Şeydip cahil adamları allayalar, korkuzyalar. Pire kol vermesen pir şeytandır, pire kol vermedin pir şeytandır diyeler. Ona delilin ne mediysen, üç tane ünsür Müslüman doğunur. Onlara delilin ne mediysen, ne emel misal ver ya, sahabaların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bey'at edenlerini, kasam verenlerini misal veriyeler. O yanlış düşünür yerler.
Ama ol Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bolan kol vermektir, beyattır. Yani ol dine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme değişli beyat. Biri çıkıp sahabeler Peygamberimize beyat ediptirler. Bir pir çıkıp size bana beyat edin demeye hakkı yok. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barka hiç kim çıkıp Müslümanları özüne beyat etmeye çağırmadılar. Özüne kol vermeye çağırmadı. Çünkü ol beyat, ol kol vermek dine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsustu. Dine şuna değişildi. Peygamberimizden sonra Müslüman doğanlar sahabelerin Ebu Bekir radıyallahu anh'a beyat etmeleri olsa Müslüman baş tutanları belirleyen beyattır, kol vermektir. Şunun için Ebu Bekir radıyallahu anh'a beyat kasem verilenden sonra, kol verilenden sonra hiç kim çıkıp Müslümanları özüne beyat etmeye, özüne kol vermeye çağırmadı. Ha, demek ne mi? Bu bidatçıların pirlerine kol vermekleri, pirlerine kol vermeklerini, sahabelerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kol vermeklerini delil için misal vermekleri yanlış zat. Ya olmasa Ebu Bekir radıyallahu anh'a kol verilmekliği, ondan sonra Ömer'e, ondan sonra Osman'a, ondan sonra Ali radıyallahu anh'a beyat kol verilmekliği, onu misal verseler bu hem yanlış. Çünkü o Müslüman devlet baş tutanına değişli olan beyat, kol verme. Kur'an-ı Kerim'de Müslüman doğanlar ve sünnette pire kol vermeli diyen düzgün yok. Kur'an ve sünnette bize öğretilen Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde Peygamberimize kol veriptirler. Ondan sonra Müslümanlara kim baş tutanlık etse şuna beyat edip kol veriptirler. Yani misal versin bize Ebu Bekir, ondan sonra Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh Müslümanların başına kim baş tutanlık etse şuna kol veriliptir. İslam'ın bize öğrettiğini beyati kol vermek şundan ibaret Müslüman doğanlar. Şunun için sahabelerden hiçbiri çıkıp öz başına ayrı cemaat kurup bir bidatçıların edişi yalak öz başına ayrı cemaat kurup gelin bana kol verin diyemendir. Tabi'inlerden bu hile eden bilemiz yok. Ya da mesela şimdi dört mezhep imamlarımızı misal alın. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet, haysi bir gelin bana beyat edin kolun verin, kol verin deyiptir. Ya da hadis imamlarımız, İmam Bukhari, Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzünde en doğru hesaplanan kitabı cemleyen kişi, Sahih Bukhari'nin cemleyen kişi, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ve hadisini en kavu bilen kişi, İmam Bukhari. Ondan sonra İmam Müslim, şuların haysi biri çıkıp gelin bana kol verin deyiptir. Ben pir oldum, ben derece ettim, ya bir zat deyip şunun kuluna ki bir de kaçılın deyişi yalak, haysi biri şunu deyiptir. Deyse Ebu Hanife değil mi Allah rahmetullah? Deyse İmam Malik değil mi, İmam Şafii, İmam Ahmet, ümmetin imamı şular. Ama hiçbirinden sahih ve itibarlı malumat bilemez yok bu hillat edenlikler barada. Şundan hem belli oluyor Müslüman doğanlar, bir de sopuların pire kol vermek diyen düzgünü öz tapan delilsiz gururlarıdır. Bunların yöre diyen yolu sahabaların selef-i salihinin yöretmedik yolu. Delil deyip görkez yani beyatları yani kaydışım yalak ya Peygamberimize mahsus ya da Müslüman baş tutanlara değişli beyattır, kol vermektir. Şunu düşünmeseniz Müslüman doğanlar Allah koy verirler sizi. Ay sahabeler Peygamber'e kol verip duruyor. Şunun için bizim neyimiz pire kol veriyoruz deyip Allah koy verirler. Şuna kov ins vermeli. Ol beyat Peygamber'e mahsustu. Ondan sonra beyat kol vermek Müslüman devlet baş tutanlara mahsus beyattır, kol vermektir. Ve Müslüman doğanlar pire kol vermek deyip izinden bir sürü bidat hurafa koşuyorlar. Ve insanların doğru dini düşünceden, akideden azmağına sebep oluyorlar. Eğer bu bidatçılar
Pire kol vermek deyip yöne bir muallim, usta tutunmağı ve şunun din öğrenmeyi göz önüne tutuyan bolsadılar, onda musulman da onlar neyme diyenle kendini ıns vermesegen bolardı. Misal için, plan pire ben kol verdim diye. Neyme dedin deyip sorasak, ay şunu özüme muallim kabul ettim, şunun gidip Kur'an öğreniyen, hadis öğreniyen, ve yani muallim tutundum diyemen kol verdim deyip aysa, ve bu kol verdim diyen sözünün göz önüne tutuyan zaten hem neyme yani şundan ben dini ilimleri öğreniyen manisinde değilse. Eğer şey diyen bolsadılar, onda Müslüman da onur bu sözüken ıns vermesegen bolardı. Esası neyme diyen göz önüne tutuyan zaten doğru deyip kendi ıns vermesegen bolardı. Ama hakikatte bunların edip yören Müslüman da onur, yöne özüne halife muallim tutulmaktan ibaret değil. Şunu kov düşün böyle. Bu sadece yönü özünü muallim tutundum, usta tutundum demekten ibaret değil bulan bol pürşleri. Kolor neyme diyeler? Misal verel has kov düşünüklü olsun. Birinci dönem Müslüman doğanlar bulurum görünüşleri ken. Sopa bidatçıların, tarikatçıların gati görünüşleri ken. Pirinden sopa energiye geçeceğinden tut. Piri kellesini titredip, elini titredip duruyor sopasın onunla. Onun bir salımdan sonra toğrun yalak kulübü zıngılıp başlaya o sopusu neymiş? Pirinden sopusuna nur geçiyemiş, o da çıdap bilmen çiğriyemiş. Sonra yerde toğulun ya. İline yapış ya pirinin, o şuna mengdeş. Pirinden sopa energiye geçiyeninden tut. Ta ölüden dile gediyenine çenni. Sopların görünüşleri ve akımları katıken. Birinden tapahutlu bir sürü Sofi tarikatçı cemaatler ba. Öz arasında da bir neçe toporo bölünüyorlar bulur. Olur Müslüman da onlar hemmesinde ba bu pire kol vermek değil yani zaten hemmesinde ba. Pire kol vermeli yerler. Hatta bir sopular, kavirleri bu arada bilmeyen adamlar ağlap, yanım dersin başında daydışım yalak. Pire kol vermedin pir şeytanır diyeler. Onun sade adam ne mi fikir ediyor ha onu pirsiz gezip görsen pirin şeytan olacak olsa ben bir pire kol vereyim niye de. Ve bu gururunu biz ayrı bir derste giyinçleyin cevap verdik. Batıl ve İslam'a ters gururun. Pire kol vermedin pir şeytanır değil yani gururun. Kur'an ve sünneti ters gururun. Ayrı bir ders geçtik buna cevap verdik. Ön bir soru olup dışı barada. Ondan ne için pire kol vermeli diysen bunlara ne mi diyorlar? Nefsi terbiye etmeli. Nefsini tezkiye etmeli. Nefsini terbiye etmeli. Pir olsa bir de şey oldu kömekçi bol diyorlar. Sonra pire kol verip tarikata giriyorlar. Tarikat diyenler Müslümanlar onlar. Birinci kez geçtiyenler için. Aslında bir cemaat. O cemaati esaslandır yani kişinin adında kıyalar sonra. Planning tarikatı yani yol demek aslında kelime sözlüktaydı manisi. Öz başına bir cemaat emele geliyor. O cemaati emele getiren başını tutan bir kişi var. Sonra ne diyorlar? Şunun tarikatı, şunun yolu. Ve misal için Kesenzani tarikatı, Seyfiye tarikatı, Nakşibendi tarikatı, Çeşitliye tarikatı, Kadiriye tarikatı, Rufai tarikatı. O yüzlerce tarikatlar var Müslüman'da onlar. Kol verip şol tarikata giriyen o şol tarikatı yürü diyen kişinin sopusu oluyor. Şol tarikatı yürü diyen kişinin sopusu oluyor. Ölküden olsa şon izin devam ettirenlere kol verip şon yoluna giren hesaplanıyor. Ondan sonra pire kol verdiriyorlar. Şol bahane bilen insanlar öz tarikatına salyalar bulur. Pire kol veriyen cemaatların, tarikatların yan kayışmalı görünüşleri katıken bu edyen yürülgüleri hem biri birinden tapavutlu ütköşük. Ondan sonra pire kol verenden son sana pir zikri veriyor. Misal için plan çekecek, plan zat di, la ilahe illallah di, yüz gezek, subhanallah di, Allahu ekber di, misal ay di, yani. Yüz gezek, plan çekecek, yüz gezek, mün gezek deyip neyme. Günne di ya olmasa günahşı di şey di deyip şey deyip neyme zikir beriyeler. San ay diyeler ya olmasa günne 10 salavat getir diye misal için. Karaz şuna benzeş tarikat
tarikatın biri birinin tapavutlu sahneleri var. Zikrine değişli. Son o bidatçı sahaplar Müslüman doğanlar şol kol veren pirlerini Allah bilen öz aralarını aracı hesaplayalar. Kıyamette bizim şefaatçimiz bolur deyip öngü sürüyorlar. Ki bu şefaat meselesi var derdir dersin sonlarını bir açıklap aydırsın. Kabirleri gönü Allah'a yalvarmalı değil, ilki pire yalvarmalı diyorlar. Nakşibendiler, Nakşibendi tarikatın nakları, öz kol veren pirlerine rabıta diyorlar. Ha, o rabıtan ne demedik var da ayrı soru cevaptı üstünde durup, öz pir deyip görünürünün kitabından okap, tercüme edip ne demeliğini düşündürdük. O var da, şol dersten dinlep öğrenip bilirsiniz. Öylerinden on son bunlar öylerini öz pirlerinin suratını aşyalar. Kabirleri pire kol veren hava pire kol veren hiçbir yerde pirine karşı çıkmalı değil. Sopi pirin elinde kassalın elindeki meyit diye alıp olmalı diyorlar. Yani ölü uyanın elindeki ölüyü alıp olmalı diyorlar. Pirine karşı çıkmalı değil. Kabirler diye yani edyen amelleri kol veriyorlar yanından bir foklap tövbe ettiriyorlar. Türkiye'deki menzil cemaati deyip bir ve şey diye. Hem kol verdir ya şol bir vaktin adında yüp oklap tövbe ettiriyor. Uzun yüp koyup son ucundan bir tarafından pirler tutup duruyor. Başka tarafından da şol kol verecekler, tövbe edecekler tutup duruyor. Şey deyip yüp bir tövbe oylap tapıp Karaz Müslüman da onur görünüşler ken ediyen zatlarım ken. Ya olmasa sade adamları tesir etmek için öz pirlerin çenine aşı övgüyeler. Misal için ne mi diyorlar? Mürşidi Kamil. Kamil yol görkezci demek Mürşidi Kamil. Kamil yol görkezci dine peygamberler ve peygamberimiz hususan peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başka hiç kim bu söz aydılmıyor. Kamil, bir kemsiz demek kamil demek. Bir kemsiz yol görkezci demek. Öz pirlerine övüp şey diyorlar, mürşidi kamil. Ya olmasa cinlerin ve insanların piri diyorlar. Öz pirlerini övmek için, sade adamların önünde olsun, ululduk korkulmak için. Yine misal için işte ayda bir yer var, şuan okap vereyim size. Hava. Nasıl okuyacak zatlım? Bir kişinin sıfatlanır, bir piri sıfatlanır, aydan zatları. Diyor ki, sahibül haya vel vefa. Sahibül hayai vel vefai vel edebi vel temkini mahbubul ulemai ve melazil fukarai ve salikini merkezid dairetil irfani vel yakini. Sultanul evliyail kamilin ve burhanul esfiyail vasilin. وغوث المستمدين شيخ الجن والإنس نائب السيد المرسلين صلى الله عليه وسلم القطب الأعظم صاحب الضمنية الكبرى الأتم شيخنا ومرشدنا وأستاذنا وملاذنا ومقتدانا ووسيلتنا إلى الله الملك الحق المبين سيدنا ومولانا نشل أيضا نمضن هم مثل سلمان دغنر أذ بير أو موشن أيضا نري بر اكوش دورت 6 fetir yine pirlerini övmek için düzen vaatleri. Bunun içinde şeyle gen sözler ulanıyorlar. Merkezi dairetil irfani vel yakin. İrfanın ve yakinin merkezi. Ondan sonra sultanul evliyail kamilin. Kamil evliyaların sultani. İçinde şirk olan sözler ama. Gavfil mustamiddin niye? Yardım sorayanların diye sığın yani yardım dileyeni diye. Yani bir sade Müslümanın biliyor yardım sorayanlar sığınıp kimden yardım sorayanlar? Allah-u Teala'dan. Gavsul Mustamid dinip aydiyalar öz şeyhlerine.
Yardım soğrayanların sığınacağını, yardım dileyeni, dadını yetişeyen, yani, değil mi? Gıvıf-ı müstemidin. Allah ne diyor? Şeyhul cinni vel ins. Cinlerin ve insanların şeyhi. Ne diyor? Naib-i Seyyid-i Mursalin. Peygamberimizin vekili. Gidi vatir şuna benzeş gönsede. Vesiletina ilallah. Allah bulan vesilemiz diye. Görüyor musun Müslüman doğanları? Yani adamları şeydi adamların önünü övüp derecesini ulaldık korkulmak için düzeyen zatlar şular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adını yazdıysan önünden şeydi alt satır zat yazmaz şular. Kimmiş bu övüyenleri? Hazreti Şeyh Muhammed Osman el-Mulakkab bi Siracıddin. Şah Muhammed Osman'mış. Siracıddin lakamlı. O Şeyh Osman, Pir Osman diyenleri. Yani şuna inanıp öz kelleler biraz işleyem ki şeyhul cinni vel ins demek neyme demek? Cinlerin ve insanların şeyhi. Gavsul müstemiddin neyme demek? Yardım sorayanların sıkın yani yardım sorayanı gavsu demek. Yani bu öldür düşünceler mi ki şuna diyen zatlar neye fikirlenmen diyeler mi ki? Ki bu adam Irak'tan getirilen Yarcan Ahu'nun cemaat tarafından Türkmen Sahra'da Türkmenlerin arasında mahavatlanır bir reklam edilen adam, bidatçı, evliya da değil, hiç de adam değil. Ne için evliya değerliyiz? Çünkü bidatçı. Bidatçıdan evliya olmaya, hakiki evliyalar bidatçı olmaya. Ama görüyorsunuz Müslüman da onları öz pirlerini övmek için düzeyen sözleri, korkunç sözleri ama iddialar için. Ya olmasa pirlerinin sahne bile övünüyorlar. Mesela için yine de şu bidatçıların Ullukan Ahun Alem Cehan ilmine hayran ip bir al nemeler ve Ahunları ve bulun Tengli diyeler Abdurrahman Tengli tanı bidatçı. Bu arada inşallah ayrı da buna değişlik evr ve bu adama değişli. Adamlar şirke çağırıp bürün, ayet hadisi öz kellesine uğra düşündürüp bürün. Öz lalaşmayanları, bidatını kabul etmeyenleri vahhab deyip bürün. Bir yolun azan akidesi bozuk adamın biri. Şol neyme diye yankı pirlerin övmek için. Malezya'dan niye bir adam hat yazdı diye, şeyhimizi diye. Neyme deyiptir diye, şeyh ben 300 bin adamı senin tarikatına saldım diye. Malezya'dan bulan Osman pirlerine yazıyorlarmış. Neyme? 300 bin adamı senin tarikatına saldım diye. Ondan izinle neyme diye bir daha çakın. Görün diye pirimizin tasarrufi tesirine ahilek güçlü diye. Şunun için Müslüman doğunlar diye, ayarlı doğunlar diye, ayarları da yüzlerini yaşaydı. Sizem diye gelin şu tarikata koşulun, girin deyip neyme, şey deyip ayarlara çeni çağırıp dur. Yani bir insan utanç hayası olmalı. Sen ne için ayarları Müslümandan ayarlarını öz cemaatine, öz pirin tarikatına girmekliğe çağırıyorsun? Yani bu Müslüman doğanlar yürü diyen yollarına. Şey deyip neyme? Adamlar öz tarafına çekmek için san bilen övünüyorlar. 300 bin adam tarikatına girip de size girin deyip. Ya olmasa başka bir misal versek Müslüman doğanlar Suriyeli bidatçı biri diye plan piri Allah-u Teala diyenmiş diye senin tarikatına giren sana kol veren bedbaht olmaz deyiptirmiş diye. Cahil adama gururum var ya şeydi. Bizim tarikatımıza girsen, o bizim pirimiz Allah-u Teala diyenmiş, dile gidip durdu, dileğini kabul edip, neyimi dileğini kabul ettim diye, sen tarikatına giren bedbaht olmaz diye. Ya olmasa bir Türk'teki neyimi diye, cübbeli cübbeli ip olan bir bidatçılar var, bu bidatçıların kovarayan adamlar aslında olsa doğru yolun azan, bozuk adamın biri. Neyme diye ahirette diye kabirden çıkan bir adamı azap periştiler tutsa. İnsan Müslüman da onlar. Ahirette kabirden çıkan bir adamı azap periştiler tutsa. Yani azap vermek için ona. Ve o adam Nakşibendi tarikatının Halidi şahasından deyip aysa diye ben Nakşibendi tarikatından tarikatın Halidi şahasından yani kolundan diyse diye onu göy verirler diye. Cübbel cübbel lüpperen kezzaplarının diyen kurmuşul.
İzinlerim neyme diye, görün diye Nakşibendil'in Halidi kol, nehil kulliye. Şey deyip neyme, öz tarikatını, öz eğriyen cemaatini övüp bine düzüyen hikayeleri. Ya olmasa kâbir cahiller, bir kere diye, biz plan pire kol verdik, doğallık deyip şunu arkayım olup gezmiyorlar. Karaz Müslüman doğanlar şu ve şuna menzeş İslam'a ters, kâbir bidat, kâbir şirk bulan düşünceyen halkın arasına yayır diyenler kim? Yine şu pire kol vermeli, pire kol vermedin pire şeytandır deyip yorun, bidatçı sopular, bidatçı tarikatçılardır. Eğer bu pirler insanlara dine uğratacak bolsalar, dini her kime dene uğratmalı. Nefs tezkiyesi, o ruhu terbiye uğratacak bolsan, her kime dene uğratmalı. Dini kol verene başkaça, kol vermediğe başkaça uğradılıyor yani. Ondan sonra bir kişinin Müslüman doğanlar özünü halktan kol alayan kişi hükmünü, özüne vazife edinmekliği, onun eyyam doğru yolla değerliğinin alametidir. Hakika alim adam bu hile bidat işler bilen meşgul olmaz. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bu işler etmendir. Sen ne için ediyen? Alman kendi mi? Ya sen İslam'ı has kovu bileyen mi? Olurdu takvalın artık mı? Etse şey deyip kol verdirmek işlerin şolar etmeli. İmam Ebu Hanife etmeli, İmam Malik etmeli. Hiçbir etmendir. Kurulsa ama bunlar neyme biz Hanefi'dik kuruluyor. Neyme ben Hanefi'sen? Bu bid'atlar çıkarıyan, bu hurafalar çıkarıyan Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ediptir mi şu işleri? Alim ahun molla Müslüman doğanlar amanatçı. İlmin amanatçıları. Şol ilmi halka doğru yetirmeli. Halkı özüne çağırmalı değil, öz cemaatine çağırmalı değil. Aynen Malezya'dan 300 bin adam bizim tarikatımıza giriptir, size mi girin demeli değil. Hakika alim bu sözleri değil mi ya? Halkı özüne çağırmalı değil, öz cemaatine çağırmalı değil. Halkı özüne bağlamalı değil. Halkı Allah'a boyun olun, Resulüne boyun olun demeli. Dine çağırmalı. Kol verene köprak dine uğradıp, kol vermediği azrak dine uğradılıyor yani. Sorarsan elbette yok diyorlar. Onun ne için özüne kol verdiriyorlar? Öğretecek kol verdirmen, öğretip bolan yok mu? Elbette akıl var adama şunların cevabı belli. Hemen Müslüman doğanır bulurum. Bulurum yürü diyen yolu bidat diyor. Ya olmasa özüne kol verdirip ol kişiye zikir ver ya. Aynı plan çekecek plan zattı. 10 salavat ait diye. Taşlayma on şunu. Yani salavat aitme için, zikir aitme için pir gerek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize uğradıp dur. Hayse zikirler nere de aitmeli, ne etmeli. Hakika alim olsan sen şunu demeli. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şey deyiptir, size şey deyin demeli. Şu hadiste şey deyiptir, bize şey diyelim demeli. Yani zikir etmek için, salavat etmek için pir gerek değil. Ya olmasa plan pirden zikir almalı diyen düşünce İslam'da yok Müslüman'da onlar. Ya olmasa yankı pire kol verse uliş ettim mi kem deyip yoranlar bak. Ama şu pire kol verdim deyip yoranlar Müslüman'da onu bir böyle fasık insanlar. İslam'a doğru amel etmeyen insanlar. Ama gurulanlarına plan pir, plan karı benim pirim, o kol verdim, dile geldim deyip özünü kol veren için ulu iş bitiren yalak, ulu bir amel eden yalak görüyor. Plan karin yanına barıp kol verdim deyip, ziyaretine gittim deyip özünü Kabe'ye gidip gelen yalak görüyor. Misal için bir sürü aydınçılar var, plan pire kol veriptirler. Plan pirin tarikatına giriptirler. Şunun için de yankı Şeyh Osmanlar ama. Ama aydım aydıp toylarda ayal gıydılarını büküpüyorlar. Ya da pire kol verip tarikata girenler var, yalan sözlüyorlar. Hakam yiyorlar. Töhmede matyalar. Yani Müslüman doğanlar, pire kol vermek bilen, tarikata girmek bilen, ol cahil adamların fikri dışı üç köşük adam bulan ok. Bunların düşüncesinde, bunlara verilen yanlış düşüncede, pire kol veren kov Müslüman, pire kol vermedik, ondan berrak Müslüman oluyor. Şunun için bidatçılar, pire kol vermedin, pire şeytanır diyorlar.
Pire kol verip tarikata girip sonra tövbe gelip yani o zatları taşlap sonra tövbe gelip doğru yola gelip bu bidat yollar taşlan en çeme doğanlarımız şunu diye şolun arasında gezip yorkak diye pire kol verip şey deyip gezip yorkak özümüz cenneti yalı görüyorduk diye. Veli Allah Teala'nın duası bizim şuna kol verdik deyip özümüzü katı yukarı görüyorduk diyeler. Yani hem Müslümanlar bu zatlar dinin adı bile insanları azdırmak için şeytanın tuzağı. Müslüman kişi ne ahilek bulmalı? Müslüman kişi imanını, akidesini tutmalı. Ondan sonra farzlarını berca etmeli. Yanı bilen sünnetleri berca etmeli, haramdan kaçmalı. Ençeme doğanlarımız geldi, bizden maslahat sordular. Ne bize plan velayette, plan yerde pire kol vermeli diyeler, şey diyeler, neye medelip sorayalar. Elbette akidelerinin doğru bilmenlikler için bu soru sorayalar. Akiden doğru yerden öğren söyler, bu soru sormak gerek değil. Belli çok abi. Hem işe nesihatımız şu oldu. Ey Müslüman doğun, imanını, akideni düzelt. Amalını düzelt. Sünnetleri berca etmeye çalış. Farzları bir kemsiz berca etmeye çalış. Sonra sünnetleri bir kemsiz berca etmeye çalış. Gayret et. Haramdan kaç, halal yaşa. Elinden gelirse tövürünü peyda getir. Olmasa hiç kime ziyanın değmesin. Ene, bir Müslümanın boynuna düşen zat şul. Hem iyisi şunu maslahat verip geliyiz. Yok o pire kol veriptir, kol vermenler. Ay ne mi diyemiş? Bir sürü bir aslı esası olmayan zatlar Müslümanlar onlar. Yani Müslüman kişinin birinci iman edip bağlanmalı kişisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlar ölüp giden pirlerine de çağırıp yatırlar insanları. Yani sen ne için ölüp giden pirin yoluna çağırıyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Birinin yoluna çağıracak olsan Peygamberimizin yoluna çağır. Sonra onun sahabeleri var. Müslüman adam birinci Peygamberimizi görevli almalı. Sonra onun sahabelerini, selef-i salihini özümüzü görevli almalı. Şolun izini eğirmeli. Yani diğer ki cennetlerin buluşturulan sahabeler var. Bizim görevlerimiz şol. Bizim pirimiz sahabe olmalı. Eğer ki birini görevli alıp şunun izini eğirecek değilsen, özüne şunu ben şu görünüşte pir tutunacak değilsen, sahabelerden anırda pir yok bu için. İlki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz, ondan sonra bizim için görevlerimiz sahabeler. Sonra selef-i salihin. Şoları biz görevli alıp şoların izini eğirmeli. Ondan sonra her Müslüman köprak salih amel etmeli. İslam'da pire kol verip ona arkayın olmak yok Müslüman da onlar. Bizim kabirde yollaşımız dünyada eden salih amellerimiz. Şunun için Müslüman kişi ilk akidesini sonra amelini düzeltmeli. Sahih Müslim'de gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diye? Kıydı Fatma radiyallahu anha. Ya Fatimatu أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. قيدم فاطمة أذن دوزختن قارة ديا يعني عملت. Çünkü Allah Teala katında benim sana hiç tadı gücüm etmez diye. Yani insanı Müslümanla onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz bağrından önen ciger parasına kakam Peygamber deyip arkayın bolay mı diye. Ay men sana şefaat ederim, arkayın ol, hava, sen Peygamber'in kıyısın. Ya on aldat diye ne yapıyor Ömer sallallahu aleyhi ve sellem? Ne mi diye? Kalkan Peygamber deyip arkayın bol mu diye. Özün amel et diye. Ama bu akmak sopu çıkıp ne mi diye? Bizim kıyamette pirimizin eteğinden yapışacağız diye. Yine bir çıkıp diye pirim diye bir sırat köprüsünden geçiriyor diyor. Yine bir diye bana pirim söz verdi diye sırattan seni geçmen geç, özüm geçmiyor nit diye. Başka bir akmak yani cübbeller yalak çıkıp ne mi diyor otur? Bizim tarikatımızın halidi kolunun hakları perişte koy verir diyor otur. Yine bir çıkıp cenneti diyor otur. Şeydi sade adamlar Allah diyorlar. Şefaat meselesi bile buluşturuyorlar. Ha ne mi pirimiz bize şefaat ediyor deyip ne mi şefaati yanlış öğrü diyorlar. Şefaat hak Müslüman doğunur. Evliyaların şefaatim hak. Emma kıyamette kimin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine kavuşacaktığını bir Allah Teala biliyor. Ya da haysi velinin şefaat edeceğini, kime şefaat edeceğini bir Allah Teala biliyor.
Biz bu dünyada oturan yerimizden benim pirim şefaat ediyor deyip bilmeyiz. Bey dedin, gönü benim pirim cenneti dedin, böyle ki ehli sünnet akidesinde biz bunu deyip bilmeyiz. Batıl düşünce. Ya da bize şefaat ediler deyip arkin olup amel etmen gezip bilmez. Biz şefaati tasdik edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini umut edeceğiz. Ama ona arkin olup amel etmen gezip bilmeyiz. Biz çünkü o şefaati biz münasip oluruz mu, başka bir Müslüman da oğlumuz münasip olur mu bilmeyiz onu. Onu bir Allah-u Teala biliyor. Ondan sonra Müslüman oğullar şefaati münasip olmak için birinci şartı imanlı adam olmalı. Hiç kim ben bu dünyadan %100 imanını giderleyip kefil geçip bilmez. Her bir kapır ölümünden ön Müslüman olmak mümkün, iman etmek mümkün. Edil şunun yalakka iman edip yörünem kapır olmak mümkün. Şunun için imanım var deyip arkayın bulup özümüzü bu cennet bize kefil geçilen yalak alıp varmak doğru değil. İmanlı gitmek için dırcaşmalı, imanım var deyip arkin bulmalı ve amel etmeli. Şeytanın boş duranı yok. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun hemmesinden. Biz sahaba deyip arkin bulmalıdır. Misal için yine Sahih Bukhari kitabımız iman bölümünde bir bölümün adı ne mi? Babu havfil mu'mini min en yahbete ameluhu ve huve la yeş'ur. Müminin özü bilmeyen doğru amalının boşa gitmeginden korkmağı bav diye. Uçtay da getiriyor. Ve kâle İbni Ebi Muleyke edrektu 30 min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kulluhum yekâfun nifâka alâ nefsihi. İbni Ebi Muleyke diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin 30 tane sahabaya kavuştum diye, 30 sahabanı gördüm diye. Hemmesi diye özleri için nifaktan korkuyordular diye. Münafıklıktan korkuyordular diye. Yani sahabeler sahabe bola bola özlerine arkin bulmanırlar. Hem işe ne ama imanlı bololi, nifaktan korkulup şey edip amel ediptirler. Ama bunun kuruna toydan toya zinkillap borun bir cahilin bir pire kol verdim deyip ağzını olur kurulaya. Sonra arakıl toylarda aydın uydup ayalık edilen bökü aylanıp var. Ya yine sonra ben de pire kol verdim deyip kayşarıp borunlar ve amalına seyrediyen bir sürü haram işe meşgul olup var. Edil sonun alakka halka kol veriyen sırap gezip borunları da değişli şükürüm. Özlerine bir eyem, özlerinin göğe bir cennette yer tayinyalık, özlerine Allah ile aralarına nauzu billah Allah Teala ile neyme insanların arasında özlerine bir oran biçiptirler. Bir kol veriyor. Siz bize geliyorsunuz, biz dile gidip veriyoruz, ya burada gidip veriyoruz deyip neyme özlerine kol veriyen çokumunu bir vazife biçiniptirler. Dersi cemlesek Müslüman doğanlar pire kol vermek düzgünün tapan ve onun arkası olan Müslümanların arasında İslam'a ters yörülgeleri salan bidatçı sopulardır. Pire kol vermelip yörünlerden serasap bolun. Özüne kol verdireyen kişiden adı karı olsun, ahun olsun, veli olsun, nemi bolsa bolsun. Özüne kol verdireyen kişiden ikisi de serasap bolun. Yani biz Allah Teala'nın razılığı için aydiyaz. Ay bize burada diğerler o. Ve ya olmasa hücum ederler, berdad ederler, at takarlar, karalarlar deyip çekinem yok. Allah Teala'nın razılığı için aydiyan, yetiriyen, ertirip gün eşitmedik bilemok diyemez yalak. Biz boynumuzun amanadını yetiriyaz. Batıl yollur, bidgat yollur. Ne açı ovadan gurulasa gurulasın. Özüne kol verdiriyen varsa şu kişinin ikisi de sere tap olun. Dört mezhep imamımızın etmedik işini ediyen kişiden kovuluk gelmez. Müslüman kişi, Müslüman kişinin etmeli işi, akidesi, kova adamdan dinine öğrenmeli. Eğer bar olsa. İlk olan akidesini düzeltmeli. Sonra farzları ve sünnetleri berca etmeli. Ve haramlardan kaçıp taş tevurağına başarısı peyda getirmeli. Müslümanın boynuna düşen zatlar şulardır. Ayal doğanlarımızda da şöyle değişti. Ayalın piri eridir. O yankı bir de kaçı tenglin diye şey alakka. Ayal doğanlarımızda size gelin. Bizim pirimize gelin diye otuyor.
Ayalın piri eridir. Erinin razılığı olan olmalı. Müslüman zinan hem işe yollaştığın razılığı olan olmalı. Yani kıpardılarını berca edinden son. Yine Müslümanın boynuna düşen zatlar şulordur. Yine bir belli kokumuna aydayın Müslümanlığı onur. Biz bu bidatçıların ediyen bidatlarını o bidatçı pirlerini açıkladığımızça ki intak kendi açıklamalı atma biz kendi açıklamda on tak bir az böyle onu aydık geliyoruz. İntak bulan kendi ediyen dine ters zatlar var. Biz şuların bidatlarını ve bidatçı pirlerini açıkladığımızca elhamdülillah tova geliyen doğanlarımızın var. Ama düşünmen bize vahha bizat deyip tühmet atıp diymedik zatımız deyip deyip karılacak bolyanların var. Şunun için eğer eşitseniz vahha bir zat mesele o del. Mesele bulan bulara yakmayan yeri şu vahha deyip çiğirip örmeklerinin selamı Müslüman doğanlar. Bidatçı pirlerinin bidatlarını açıklayanlığımız için. Düşünen doğanlarımı da elhamdülillah düşünüyor. Hakkın izine düşüp görenler, körü körlük etmen. Doğru nereden gelse alıya, yanlış nereden gelse inkar ediyor. Ama körü körlük ediyen kâfir doğanlarımı da buna şey edip beter çiğirip bir vahhab deyip. Sebebi ne ama ne şu bidatlarını açıklayanlığımız için. Bu çünkü bu bendeler fikir ediyor. Dine bulurum piri doğru yolu biliyor. Dine bulurum piri doğru yolu düşünüyor. Ama bunlarla ilahlaşmayanlar cahil, vahhabi, selefi ya da başka bir zat tip fikir ediyorlar. Çünkü bunun kursağına şunu koyuyorlar da. Bu Allah'ın velisi, ne yankına aittik, cinlerin ve insanların şeyhi, peygamberin vekili, ay plan, işte ağına koyuyorlar. O bendelerin köpsünün kellesine gelin, ok, bu adam beni ağlayanlar, ya yanlış ediyenler, bidat çıkarayanlar deyip kellesine gelin, ok, may verin oklarına. Şunun için Müslüman da onlar şeydi bu vahhabi deyip çiğirip yorumları görsen kızım gen görmem. Allah Teala olur da hak yola gelip tövbe etmek nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.